da altın piyasasına ilişkin beklentileri konuşacağız. Geride bıraktığımız haftalarda bir rekor kırmıştı altın. Oradan tekrar geri çekildi. Yılı nasıl kapatacak? 2024'te altın yatırımcısını neler bekliyor? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Bey yayın konuğumuz. Hoş geldiniz İslam Bey. İyi pazarlar. İyi pazarlar, yayınlar diyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Biraz bu sene kapanışı sormak istiyorum. Zirveden geri döndü altın. Neden bir satış var? Bu hafta Fed'in faiz kararı gelecek. Fed'in faiz kararı nasıl etkiler? 2024'te özellikle altında ne görebiliriz? Evet, Aralık ayı Amerikan verileri için önemli. Tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı Cuma günü. Ve veri etkisiyle tekrar 2000 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın gördük karşımızda. Tabii bu geri çekilmeler normal. Çok hızlı yükselişler vardı. Beraberinde kar satışlarının gelmesi normal. Önümüzdeki hafta Amerika'da tarım dışı istihdam verisinden sonra enflasyon verisini de takip edeceğiz. Enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir altın fiyatlarında. Yine 1980-2080 dolar aralığını kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed'in pas geçmesi bekleniyor. Tekrar faizleri 2024 yılının ilk çeyreğinde 25 bas puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. Artılması gerekiyor. Piyasanın genel kanısı bu yönde. Dolayısıyla 1980-2080 dolar aralığını takip edeceğiz ama 2024 yılı içerisinde 2350 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam etme olasılığı güçlü. Altın fiyatlarını yükselten bütün şartlar oluşmaya başladı. Yine dünyadaki merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin bitirdiği, faiz indirim süreçlerinin başlayacağı, jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bir süreç var karşımızda. Ons tarafında yine 2350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz ve 2023 yılını 2000 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayan bir ons altın karşımızda göreceğiz. Gram altın hem dolardan hem onstan destek görmeye devam ediyor. Fiziki tarafta kapalı çarşı piyasasında 1943 lira seviyesinden kapanış yaptı gram altın. Hı hı. 1920 lira destek seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Aslında Aralık ayında yaşanan bu gerileme, bu geri çekilme, bu kar satışları orta ve uzun vadeli yatırımcılara, düğün yapacak olanlara, altın borcu olanlara iyi fırsatlar sunuyor. Aralık ayı çok güzel bir geri çekilmeyle birlikte bir fırsat oluşumu da aslında beraberinde vermiş oldu. Bu düşüşler kalıcı değil. Tekrar 1900-2000 lira aralığında yılı tamamlarız gram altın TL fiyatında. Hedef 2000 lira seviyesi ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 2000-2250 lira seviyesini görmeye devam edeceğiz ve 2024 yılının tamamına baktığımız zaman, özellikle yaz aylarına baktığımız zaman bu yükselişlerin 2500 devamında 2700 lira seviyesine kadar yükselme ihtimali var. Hem döviz kurundaki yükselişler hem ons altındaki yükselişler gram altını pozitif yönde desteklemeye devam edeceğini söyleyebilirim. Şimdi 1866 lira görünüyor gram altın ekranda ama dediniz ki 1940 civarında serbest piyasada. Evet. Yani bir kuyumcuya gidip aldığınızda zaten evet, bizim ekrandaki rakamlar yok. Her evet, zaman yok. Öyle. Arada mutlaka bir işçilik vesaire fark oluyor. Buralar alım seviyesi midir ve ne kadar bu fırsatı verir? Mesela az önce fırsat dediniz ama ne kadar süre buralarda kalabilir? Aralık-Ocak dönemi midir? Çünkü muhtemelen altında da hikayeyi Fed'in faiz kararları değiştirecek. Yani Fed faizi indirmeye başladığı anda biz işte niye 2024 altın yılı mı olacak diyoruz. Çünkü Fed'in artık faiz artırımlarını bitirmesi, indirime başlaması bekleniyor. Bizde de aynı şekilde faiz artırım süreci devam ediyor. Hem dolar TL hem ons altın cephesinden bakıldığında yani altın yatırımcısı daha ne kadar alım yapabilir bu fiyatlarla? Uzun vadeli yatırımcılar bu fiyatlardan da alım yapabilir. İlla ısrarla 1900 lira destek seviyesini fiziki tarafta beklemesine gerek yok. Yine mesela 1970 lira seviyesinden 30 liralık bir geri kayımı var. İşte muhtemelen 20 lira bir daha geri çekilme olabilir. Yani 1846 resmi kur tarafında serbest piyasalarda 1923 lira seviyesine tekabül ediyor. Ama buralar çok kalıcı olmayacaktır. Yani düşüşler şöyle bir aya yayılabiliyor ama yükselişlere baktığınız zaman 2 günlük yükseliş 1 aylık düşüşü hemen katlayabiliyor.
O yüzden altın fiyatlarındaki bu gerileme ısrarla dibi beklemek gibi bir şansınız maalesef olmuyor. Yine gelebilecek jeopolitik gerilimlerle birlikte hızlı agresif yükselişler yaşanabiliyor. O yüzden ben 2024 yılını şöyle özetliyorum. 2024 yılında altın çağını yaşayacak. Hem ons taraftaki hem gram tarafındaki hem döviz kurundaki beklentim bu tarafı işaret ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısında satış için acele etmemesi gerekiyor. Bu seviyeden bile alım yapan yatırımcısının yine 2024 yılında kazanacağını görebiliriz. Çünkü 2023 yılında şunu da gördük. Yine gram altın birinci elden bırakmayan en çok kazandıran bir yatırım aracı oldu. %73'lük bir getiriyle.